Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin. Bugün size birkaç uygulama hakkında bir şeyler bahsedeceğim. Bunu genel olarak doğa bilimciler, moleküler biyologlar ve genetikçiler çok fazla kullanıyoruz aslında. Özellikle sunumlarımızda görsel bir şeyler katmak için. Ayrıca kongrelere götürdüğümüz posterlerde de özellikle metodolojinin akış şemasını vermek için görsellerden faydalanıyoruz. Ve son zamanlarda da biliyorsunuz ki makalelerde de yayınlarken bu hücre içi bir sistemi şekillendirme veyahut metodolojinizi tekrar bir şekillendirme adına sizden görseller isteyebilirler veyahut siz koyabilirsiniz. Bunun için birçok aracı program mevcut. Özellikle PowerPoint çok kullanılıyor fakat çok zahmetli ve uzun bir vakit alıyor. Çok abstrak bir özellik isterseniz. Onun için çok kullanılan akademik camiada BioRender diye bir uygulama mevcut. Kendisi online bir platformda size sunuyor. Bir herhangi bilgisayar indirdiğiniz bir uygulama değil. Bundan biraz bugün bahsedeceğim. Umarım faydalı olacaktır. İlk olarak sayfaya girdiğinizde üyelikle gerektiren bir sistem. Ücretli bir kısmı var. O konuya en sonunda geleceğiz videonun. En başında genel bir tanıtım yapmak adına göstereceğim size. Üyelik hesabınızda girdiğiniz zaman karşınızda bunlar çıkıyor. Şurada gördüğünüz gibi başlangıç için yapacağınız sayfaları görebiliyorsunuz. Örneğin bir tane Start New ile başlayalım. Gördüğünüz gibi Journal, Poster, Slide veya Custom kendiniz ayarlayabildiğiniz bir özellik mevcut. Biz Custom'dan gidelim, kendimiz bir ayarlayalım. Sayfayı yarattığınız zaman ilk başta sizin istediğiniz ölçüleri ayarlamanız gerekebilir. Onu da şuradan gördüğünüz Canvas Size dediğiniz inç şeklinde de ayarlayabilirsiniz. Santimetre cinsinden de ayarlayabilirsiniz. Şu anda ona çok takılmadan size başka bir şeyleri göstereceğim. Örneğin diyelim bir genetikçisiniz veya moleküler biyologsunuz. Hücre kültüründen ne diyelim örneğin protein analizi yapacaksınız ve Western blot yapacaksınız ve bunun şemasını akış şeması şeklinde göstermek istiyorsunuz. Örneğin yazalım. Burada tabii dili İngilizce olduğu için kullanacağınız malzemelerin isimlerini İngilizce olarak bilmeniz gerekiyor. Şu sol tarafta gördüğünüz gibi görselleri bulabileceğiniz kategoriler mevcut. Şurada da gördüğünüz imleçle direkt aratabiliriz. Örneğin ben Flask'tan başlamak istiyorum. Flask diye arattığımda gördüğünüz gibi hücre kültüründe kullandığımız Flask'ların şekillerini görebiliyorsunuz. Örneğin T75, T150. Örneğin ben 75'i almak istiyorum. Tıkladığınız zaman farklı desen ve renkleri görüyorsunuz. Ben genelde pembe kırmızımsıyı tercih ediyorum. Çünkü laboratuvarda da kullandığımız medium RPMI olsun, dimem olsun hep bu renkte görüyorsunuz. Çekip tıkladığınız zaman sayfaya atmak da kendisi. Şöyle de büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz çevirip değiştirebilirsiniz. Ben genelde duplike kullanıyorum. Kopyala yapıştır yaptığınızda da yanına görebilirsiniz. Ondan sonra ne yapabilirsiniz? Bazen makalelerde görüyorsunuz içerisinde hücre olduğunu belirtmek adına halka şeklinde bir şey takabilirsiniz. Biz de gösterelim isterseniz. Şöyle bir halka yapalım. Ama bunu ben çizgili istiyorum. Şurada gördüğünüz birimden çizgili yapabiliriz. Şuradan gördüğünüz gibi kenarlarını. Bunu hallettik. Bir de yandan göstermek adına şöyle bir çizgiler de çizelim. Bir tane daha çizelim. Şu şekilde. Bunun içine ne koyacağız? Epitelyal türde bir hücreleri temsil etmesi adına sel yazdığımızdan bakalım karşımıza bir grup hücre arıyorum. Gördüğünüz gibi değişik bakteri, virüs, her türlü hücre var. Şu hücre topluluğu benim için yeterli olacaktır. Onu da şöyle koyduğumuz anda gördüğünüz gibi tam temsili olarak duracaktır. İlk aşamamız tamam. Hücre türünü temsili olarak gösterdik. Okla bir diğer aşamaya geçelim.
Burada ne yapıyoruz? Hücrelerin toplanması olabilir. Onu da örneğin falkon tüple temsil edebiliriz. Falkon tube yazalım. Gördüğünüz gibi şu full dolu. Bunu istemiyorum. Şu daha hoş. Yine dediğim gibi rengini ben kırmızıya çevireceğim. Bu şekilde koyabiliriz. İstediğinizde de altında da örneğin yazabilir. Ne diyoruz? Cell culture. Örneğin ondan sonra tekrar ne diyebiliriz? Cell sample diyebilirsiniz. Şimdi tekrar bu oku ben duplike kullanmak istiyorum. Bundan sonra ne yapabilirim? Örneğin protein izolasyonunu aşama aşama çok detaylı göstermektense onu ben şu şekilde tüp şeklinde göstermeyi daha çok tercih ediyorum. Şurada gördüğünüz gibi yine tutup çekiştirelim. Onu da şu şekilde koyduk. Bundan sonra ara basamakları çok fazla detaylandırabilirsiniz de. Bu sizin tercihinize kalmış sunumda veya posterde kullanacağınız. Veya kestirme olarak da kullanabiliriz. Örneğin ne olabilir? Jelin yüklemesi üzerine koyulabilir. Örneğin bakın burada görüyorsunuz. Mesela bak şu gayet hoş duruyor. Çünkü hem pipet uçlarıyla hem de jeli dikey olarak yükleme tankı hoş görünüyor. Bu aşamayı kullanayım. Ben bir basamak detaylandırmış olalım. Bunu da bu şekilde koyduk. Bundan sonraki aşama ne? Jel elektroforezin yürütülmesi aşaması var. Şurada gördüğünüz gibi şekillerim yine mevcut. Bunlar yatay. Bizim için uygun olmaz. Protein için şu olabilir. Ama şu bakın burada da güç kaynağı ile birlikte olan var ama ben şu daha çok hoşuma gitti ve şunu koymak istiyorum. Bunu da mesela altına koyalım. Biraz küçültelim. Şu şekilde. Yine de şuradan gördüğünüz gibi okumuzu getirelim. Bu şekilde. Diğer basamağın okunu da koyalım. Bundan sonra ne olabilir? Yürütüldükten sonra koyabileceğimiz görsel bilgisayar analizi mevcut. Belki onu ne olarak koyabiliriz? Analiziz yazsak ne gibi bir örnekler verir bakalım. Analiz deyince bakın bilgisayar çeşitleri bunlar pek hoşuma gitmedi. Screen yazabiliriz. Çünkü görüntüleme yapıyoruz. Belki oradan hoşumuza giden bir detayı çıkabilir. Şu olsun. Bilgisayarda ne kadar da olsa bantların analizi yapılacak. Kısmen bunu da bu şekilde gösterebiliriz. Buna da aslında title olarak ne verebiliriz? Analysis diyebiliriz. Şuna da running diyebiliriz. Şurada gördüğünüz, şurada da loading kısmını diyebiliriz. Bu şekilde hazırladıktan sonra istediğiniz sunumda bunu kullanabilirsiniz. Bu bir metodoloji akışı örneğiydi. Bundan sonra bir tane farklı yapalım. Hani hep sadece metodoloji üzerinden mi yapabiliriz? Hayır. Örneğin ben yeni bir tane aç diyorum. Yine custom diyelim. Çünkü denemeye yapıyoruz. Örneğin ben bir hücre çizmek istiyorum. Hücre içerisinde pathway'leri göstereceksiniz. O yüzden ne olur? Genelde article'larda görürsünüz bir hücre membranı fosfolipitlerin yer aldığı. Onun için bir örneğin sel membran diyelim neler çıkacak. Gördüğünüz gibi membranlar görebiliyorsunuz. Full halka şeklinde olanlar mevcut. Ben full halka istemiyorum. Neden? Ekranı tam doldurmasın. Yarım bir şekilde olsun. Gördüğünüz gibi çift tabakalı membranı görüyorsunuz. Bir de bunu detaylı şekilde belki fosfolipit şeklinde de görmek istersiniz. O zaman ne yapabiliriz diye bakıyoruz. Şurada yine gördüğünüz gibi fosfolipit şeklinde çıkıyor. Şunu alalım. Bu yok. Bu monolayer olmaz. Çift lazım bize. Bunu da bakıyoruz. Ne örnekler var? Bu da olmaz. Şuna bir bakalım. Küçük de seçemiyorum. Tamam. O bizim için tam uygun.
Bunun güzelliği bu lineer bir şey gibi görünse de şurada ebatlarıyla ne yapabiliyorsunuz? Oynayabiliyorsunuz. O güzelliği mevcut. Evet, biz bunu kullandık. Şuna bakalım bu nasılmış. Bunları kullandıkça tecrübe edeceğinize inanıyorum. Örneğin bu daha bence daha hoş olacak gibi. Şunu küçültelim biraz. Da çok fosfolipit yapısı çok güzel görünmedi. Biz yine eskisine dönelim. Şunu biraz büyütelim. Tamamdır. Hücre zarımız hazır. Şimdi ne yapabiliriz? Dışarıdan hücreye bir ligand gelebilir. Etkileşim sağlaması için ne olur? Reseptör koyarız. Reseptörlerden en çok yaygın olarak bildiğimiz TGF-beta var. Örneğin bakalım TGF-beta için bir ligand şeyi veriyor mu? Evet, TGF-beta için bir reseptör örneği gösteriyor kendisi. Bunu kullanabiliriz. Biraz boyutunu küçültmek istiyorum. Hatta şöyle yapalım, biraz yuvarlatalım. Şu şekilde. Çünkü şurada da bakın ligand bağlanmış şeklinde koydum. Hani daha detaylı bir pathway çizmek isterseniz bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin bunu da ben şu şekilde şuraya koyalım. Çok yuvarlattık. Şu şekilde. Örneğin bakın şurada da ligand mevcut. Ligand örneğin de şu şekilde koyarsak hani akışı anlatmak mabında araya da şöyle bir ok çizdik mi? Ligand bağlandıktan sonra durum bu diye. Ondan sonra TGF-beta ne yapabilir? Sitoplazmada protein etkileşimlerine girecek. Daha sonra da ne yapabilir? Nükleusta transkripsiyon faktörleriyle etkileşime girebilir. Yani bir nükleus çizmeniz gerekebilir. Ben şuradan hemen şu şeklimize de reseptör koyacağım. Buna bir tane koyalım. Aynı işlemleri siz denerken de yapabilirsiniz. Eş zamanlı götürelim bunu. Örneğin ne yazabiliriz? Ara protein AKT ile etkileşim bakalım. AKT, evet, burada bir AKT görüyorum. Tek etkileyebilirsiniz ya da şurada gördüğünüz gibi kendisi direkt fosfatidil 3 kinazla birlikte olan pathway etkileşimi vermiş. Bunu bir şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin şöyle koyarız. Ligand etkileşimini, hatta şuradan da tekrar bir ok koyarsak etkileşimi daha iyi görürüz. Ne demiş bu arada? Survival demiş. Bunu hazır bir şey olduğu için çift tıklayarak yine bir özelliklerine bakmak. Örneğin ben bu survival kısmını çıkartmak istiyorum. Çünkü direkt nükleus çizeceğim. Şöyle yaparak da buna izin veriyor sistem. Şunu şöyle koyduğumuzda nükleus için ne yapabiliriz? Aynısını sağ tarafa da yapalım. Eş zamanlı gidelim. Nükleus. Bakalım nükleus yazdığımızda bize nasıl bir örnekler verecek. Örneğin nükleusu, evet, spor yapılarını gösteren bu halka yapısı mevcut. Kullanabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi iç tabaka sıvısıyla dolu olan var. Buna gerek yok. Kromatin, çünkü direkt DNA zincirini göstermek istiyorum size. O yüzden bunu kullanmak istemiyorum örneğin. Şunu aldık. Şurada gördüğünüz gibi çekirdek diyelim. İçerisine de bir DNA oturtalım. Çünkü bir etkileşime girdiğini transkripsiyon faktörleri gibi bir şey göstermek istiyorum. Yine burada da gördüğünüz gibi zincirler mevcut. Daha büyük bir şekilde de kullanabilirsiniz. Bunu da yok, o da hiç. Ne kullanabiliriz? Şunu kullanalım. Bunu biraz küçültelim, çekirdeğin içerisine sığacak şekilde. Dediğim gibi siz yapacağınız gösterime binaen değişiklikler yapabilirsiniz. Ne yaparız? Yine buradan etkileşimi gösterecek. Ben hep etkileşim diyorum ama şurada gördüğünüz gibi inhibitör de koyabilirsiniz. Örneğin inhibitör bir etki yapıyor diye gösterim. Şu anda farazi bir örnek çiziyorum. Şuraya da bir ligand ne olabilir? Protein yazalım, ne vardır? NF kappa bir yoktur ama bir deneyelim.
Evet, şey olarak, kutucuk olarak gösteriyor. Veya bu şurada gördüğünüz gibi direkt dizayn edilmiş şeyleri de kullanın. Bakın, NF Kappa olduğu. Bunu diğerinde kullanalım. Örneğin şu halkasal nükleosumuzu alalım. Buraya koyalım. Bunu böyle kendimiz çizmiştik. Bunu da otomatik olarak kullanılan şey kullanmak istiyorum ve bunu da gördüğünüz gibi içine aktarabilirim. Yine ne yapabilirsiniz? Burada inhibisyonu gösterebilirsiniz veya etkileşimi. Şuraya da dediğim gibi tekrar şu şekilde etkileşim yapan proteinleri koyabilirsiniz. Özellikle daha DNA tamir mekanizmalarıyla ilgili bir çizim yapacaksınız. Bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet kolay, birkaç dakika içerisinde bir şekli çizdik. Bunu PowerPoint yapmaya kalksak bayağı bir uzun vaktinizi alacak. Şimdi diğer bir değinmek istediğimiz noktada, evet, bunu kendiniz çizebilirsiniz. Yalnız hazır olan template'leri de kullanabilirsiniz. Örneğin yine TCF'den gidelim. Bakın, burada ikonlardan 18 tane buldu. Template'lerden de buldu. Ne buldu mesela? Şu. Mesela koyalım şöyle örnek olarak. Ben ekle bu görseli diyorum. Gördüğünüz gibi hazır görseli ekledi. Burada neyi göstermiş? RAS yolağını göstermiş ve SMAD2 yolağını gösteren bir illüstrasyonu da koydum. Bunu da direkt kullanabilirsiniz. Az önce yaptığımız gibi çift tıklayarak üzerinde değişiklik yapabilecek hazır kalıpta kullanabiliyorsunuz. Örneğin ben şu rafı çıkartmak istiyorum. Çıkarabilirsiniz veya oku başka bir etkileşime götürmek istiyorum diyerek de yeni düzenler yapabilirsiniz. Bu yönden güzel bir seçenek sunuyor bize. Tekrar ESC'ye çıktığınız zaman da bunu bu şekilde görebilirsiniz. Bu amaçlar için kullanıyoruz. Uygulamanın güzel kısmı bu. Ama üyelik kısmına gelirsek ücretli bir kısmı mevcut. Biliyorsunuz ki makalelerde kalite olayları mevcut. Mesela export dediğimiz, yani bunu kaydetmek istediğimizde size soruyor. Dosya türü PNG, JPEG, PDF olarak sunuyor. Çoğu makale ya PDF olarak isteyecektir ya da PNG olarak isteyecektir sizden. Gördüğünüz gibi PDF versiyonu ücretli versiyona dahil. Bir de çözünürlük kalitesi dediğimiz DPI önemli bir konu. Çünkü dergiye bir makale gönderdiğinizde sizden direkt diyecek ki görseliniz 300 DPI kalitesinde olsun diyecek. O yüzden böyle kaydetmek için yine üyeliğe ihtiyacınız olacak. Ücretsiz versiyonunda 72 DPI'ye izin veriyor. Evet, bunu ne yapabilirsiniz? Seminerlerinizde, sunumlarınızda, slaytta kullanmak için sizin için yeterli olacaktır. Örneğin diyelim ki 72 DPI'de kaydet diyelim bana, bunu JPEG olarak kaydetsin. Export diyorum. Export dediğiniz zaman direkt indirme işlemini yapıyor. Şurada gördüğünüz gibi hemen kaydediyor. Şurada, evet, sitenin reklamını siz kaldırabilirsiniz. Daha sonra gördüğünüz gibi, bakın, büyütünce biraz bulanıklaşmaya başladı. Çünkü 72 DPI'da bir kaydetme yaptık. Ücretlendirmeye gelecek olursak, biraz dolar üzerinden olduğu için bizim için biraz pahalı geliyor. Örneğin bir ücretlendirme seçeneklerine bakacak olursak, akademik ve özel de mi kullanmak, akademisyen olarak kullanacaksak kişisel olarak 35 dolar üzerinden bir ücretlendirme yapıyor. Ama yurt dışındaki laboratuvarlarda genelde üyelik şeklinde alıyorlar ve laboratuvarda çalışan personel olsun veya akademik öğrencileriniz olsun, onlarla paylaşabileceğiniz aylık 100 dolar şeklinde de bir uygulaması mevcut. İnanıyorum ki faydalı olacak bir uygulamadır. BioRender diye kullanabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Daha fazla tanıtımlarımız olacak. Bu tanıtımlar içerisinde alanımla alakalı olarak ara ara bioinformatiğe gireceğiz. Orada istatistik programlarından, özellikle GraphPad kullanımı, çok dünyada kullanılan bir uygulama olarak ondan biraz bahsedeceğiz. Yeri gelecek database kullanımından, NCBI'den BLAST yapmadan, yeri gelecek birlikte primer dizayn edeceğiz. Ve bu şekilde etkileşimli olarak ilerletmeyi planlıyorum. Bu ilk videodan böyle bir açılış yapmak istedik. Yorumlarda
takıldığınız nokta veya sormak istediğiniz noktaları sorabilirsiniz. Veyahut kanaldaki mail adresinden veya Twitter adresinden de ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.